ben Haliliye Belediyesi yetişen Ümran İnce. Bugünkü videomuzun konusu sahurda beslenme. Sahurda ne yemelisiniz, ne yememelisiniz? Hangi yiyecekler ya da içecekler bizi susatır ya da hangileri uzun süre tok tutar, bunları konuşacağız. Kahvaltı gün içerisinde, yani Ramazan dışında ne kadar önemliyse aslında sahurda bizim için o kadar önemli. Çünkü sahurda bir kahvaltı öğünü yapmış olmamız gerekiyor. Bu yüzden lütfen sahurda bir şeyler yiyin. Sahurda tüketmemen gereken bazı şeyler var. Bunlar bir sonraki gün sizi fazla susatabilirler. Bunlar aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler. Örneğin tükettiğiniz zeytin çok tuzluysa lütfen yerine ceviz tüketin. Onun dışında şekerli veya asitli gıdalar da size bir sonraki gün tekrar susatacaktır. Beyaz ekmek ve pirinç pilavı da tüketirseniz sahurda, bunlar da tokluk seviyesini bir anda yükselttiği için o an için kendinizi tok hissedeceksiniz, fakat bir sonraki gün sizi fazlaca acıktıracaktır. Bu yüzden Ramazan pidesi tüketiyoruz genelde, malum, ama yerine beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketmeniz de hem bağırsak hareketleriniz açısından hem de bir sonraki gün daha tok kalmanız açısından önem taşıyor. Bunun dışında mutlaka salatalık, domates ya da mevsim yeşilliklerinde yüksek lif içerdiği için tüketmelisiniz. Tok tutan besinlerimizin başında yumurta var. Yumurtayı haşlanmış bir şekilde tükettiğimiz zaman bir sonraki gün tokluk hissini arttıracaktır. Aynı şekilde tam buğday ekmeği de söylediğim gibi bir sonraki gün tekrar yumurta gibi o da tokluk hissini arttıran besinlerimiz arasında. Tükettiğiniz proteinlerin kalitesi bizim için çok önemli. Yani kaliteli protein tüketiyor olmanız gerekiyor. Yumurta zaten bu bahsettiğimiz kaliteli proteini içeriyor, ancak yanında az yağlı beyaz peynir tüketebilirsiniz. Çok tuzlu olmamasına dikkat edelim. Onun dışında susamayı önleyecek iki tane içecek var. Biri kefir, birinci içeceğimiz. Kefirin tadını eğer sade olarak seviyorsanız tüketebilirsiniz. Kefirin susutucu özelliği olduğu için bir sonraki gün daha az susamanızı sağlayacaktır. Eğer tadını sevmiyorsanız içerisinde bir porsiyon meyve ya da fındık, ceviz, badem dediğimiz yağlı tohumları ekleyip blenderdan geçirerek tüketebilirsiniz. İkinci içeceğimiz maden suyu. Maden suyu hem gün içerisinde sıvı tüketmediğimiz için mineralden eksik olan, yani gün içerisinde alamadığımız minerallerden bir katkı sağlayacaktır vücuda. Aynı zamanda onun da su tutucu özelliği olduğu için bir sonraki gün daha az susamanızı sağlayacaktır. Tabii ki su bizim için çok önemli. Çünkü Ramazan'da yaklaşık 14 saat su tüketmediğimiz için bunu iftardan sahura kadar olan sürede bir anda vücuda yüklemeden o suyu yavaş yavaş vücut kullanabilsin diye 1,5-2 litreye tamamlamaya özen gösterelim. Sahurla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Haliliye Belediyesi olarak sağlıklı günler dileriz.